Efendim iyi sabahlar, günaydın, mutlu bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Bugün 31 Mayıs pazar, aileler için güzel bir gün ve ben bugün bir sürprizle yayına çıktım. Türkiye'nin en genç televizyon konuğu, üstelik ki üstelik canlı canlı sağlık merkezinin konuğu. Efendim bu sabah tüp bebek tedavisi konuşacağız. Çok güzel bir aileyi ağırlıyoruz, İlbo ailesini. Bu minik Hira'nın doğum hikayesini konuşacağız. Evet, esniyor kendisi sabah erken diye. Ve değerli konuğum, İlbo ailesinin kıymetli doktoru, yıllardır bu tedaviyle uğraşan İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin genel direktörü, tüp bebek uzmanı, operatör doktor Aret Kamar. Birazdan stüdyoda konuğumuz olacak. Tüm çiftler için, efendim çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için İlbo ailesinin bebek sahibi oluşundaki o hikayeyi dinleyeceğiz. Neler yaşadılar? Bütün bunları konuşacağız. Sizlerle birlikte olacağız 35 dakika. Günümüzde birçok çiftin üreme sağlığına ilişkin problemi var. Türkiye'de her 100 çiftten 15'i çocuk sahibi olamazken birçok çift bunun sebebini bilmiyor ve tedaviye gecikmeli başlıyor. Tüp bebek tedavisinde bazı teknolojiler tedavide başarı şansını artırsa da kadının yaşı ve yumurta rezervi önemli etkenlerden biri. Peki tüp bebek tedavisi için ideal protokoller ne? Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran kriterler neler? Tüp bebek tedavisinde güvenlik sistemi hastanın kafasındaki hangi endişeleri gideriyor? Yıllardır duyduğu çocuk özlemini bebeği Hira ile gideren Hülya İlboğa ve Doktor Aret Kamar sağlık merkezinde canlı yayında soruları cevaplıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, böyle bir güzel aile bugün konuğumuz. Sizler eminim pazar kahvaltısını yapmak üzeresiniz. Biz de burada şöyle bir atıştırdık ve hep birlikte yayın yapalım dedik. Minicik bir konuğumuz var. Çok değerli bir duayen hekim var. İstanbul Tüp Bebek Kadın Sağlığı Merkezi Genel Direktörü, Operatör Doktor Aret Kamar. Çok yaşa bebiş. Bu arada İlbo ailesi var konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz sevgili Hülya İlboğa ve Hikmet İlboğa ve tabii ki Hira. Efendim stüdyonun bu sabah maskotu Hira değil mi hocam? Evet. Harika bunlar. Şimdi sizin için. Sabahtan beri herkese gülücükler atıyor. Değil mi? Rejide herkese böyle bir, bütün rejiyi inceledi, herkese inceledi ve konuğumuz oldu. Hocam şimdi biliyorum ki siz hemen hemen sosyal medyada her sabah dünyaya gelmiş, merkezinizdeki tedaviyle dünyaya gelmiş bir bebekle bir fotoğrafınız oluyor. Neden? Çünkü aileler bebekler doğduktan ve biraz böyle el avuca geldikten sonra hemen önce alıp geliyorlar. Size geliyorlar. Evet. Ve şahane fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Özellikle şunu soracağım, sonra İlbo ailesinin hikayesini Hülya anlatacak eminim. Tabii uzun uzun. Türkiye'de tüp bebek tedavisinde umut veren çok ciddi gelişmeler var. Hangi aşamadayız ve dünya standartlarını incelersek, siz yurt dışına da kongrelere gidiyorsunuz, bazı merkezlerde yine çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye dünyanın neresinde tüp bebek tedavisinde? Türkiye dünyanın en iyi gelişmiş ülkelerinden bir tanesi tüp bebek konusunda. Çünkü aslında gebeliklerimiz çok güzel geliyor, her şey çok yolunda gidiyor ama biz şunu öğrendik. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde hala bizim eski tarzımızda 2 tane, 3 tane, 4 tane embriyo vererek gebelik elde ediyorlar. Biz şu anda 1 embriyo vererek gebelik elde etmeyi öğrendik. Çok daha güzel gebelikler geliyor. Çok daha sağlıklı gebelikler geliyor. Çünkü biz eskiden aman gebe kalsın da sonra bakarız çaresine gibi düşünüp sadece gebe kalmasını hesaplayarak embriyoları veriyorduk içeriye. Hele bir de daha önce çok denemeleri olduysa çiftin, şansı arttırmak için 3 tane 4 tane ne kadar embriyo varsa veriyorduk. Ama şimdi dondurma teknolojilerinin gelişmesi ve gebe kaldığı zaman gebeliğin iyi gitmesi, gebeliği kaybetmemek açısından çok daha az embriyo vererek gebelik elde etmeye başladık. Dolayısıyla aslında çok daha tedavinin verimini arttırdık. Çünkü eskiden 4 embriyo varsa elimizde 4 embriyo içeriye veriyorduk. Ama şimdi 4 embriyo varsa onu 3 transferde veriyoruz. Yani 1 veriyoruz, olmazsa 1 veriyoruz, olmazsa 2 veriyoruz. Dolayısıyla 4 embriyolu bir hastanın güzelse embriyoları 3 şansı oluyor gebe kalmak için. Aslında bir kere yumurta toplatarak çok daha fazla gebelik elde edebiliyoruz. Peki hocam,
biliyorum ki tüp bebek tedavisinde teknoloji de her geçen gün yenileniyor. Bu arada telefonlarımızı ekranda görüyorsunuz efendim. 0530 040 7005 ve 06'dan ararsanız operatör doktor Aret Kamar tüp bebek tedavisindeki merak ettiklerinizi cevaplayacak. Ama İbo ailesi de belki size örnek olacak. Özellikle umutsuz olan çiftlerin umudu olacak. Onlara da sorularınızı yöneltme şansınız var canlı yayınımızda. Hocam teknoloji her geçen gün yenileniyor. Yeni o teknolojiyi de sizler çiftlerin imkanına sunmak için seferber oluyorsunuz. Kesinlikle. Şu an Türkiye'deki teknolojide en top nokta nedir? Yani neler kullanılıyor başarının artırılması için? Şimdi tabii bir sürü anlatılan şeyler var ama işin temelinde şu anda en çok yaptığımız vitrifikasyon denilen dondurma sistemi. Çünkü dondurma sistemi aslında bize bir kaçamak yol. Yani ne zaman biz transfer edeceğimiz gün geldiğinde çok istediğimiz gibi görmediğimiz hormon seviyesi ya da rahim içi kalınlığı ya da annenin sağlık durumu o an iyi olmaz. Kadının ağrısı vardır yumurta toplattığı için ya da o anda grip olmuştur. İstediğimiz anda embriyoları dondurup istediğimiz zaman çözme şansı getiriyor. Ve eskiden embriyoları üçlük dörtlük paketler halinde dondururduk ve çözdüğümüz zaman embriyoların bir kısmının harap olduğunu görürdük. Onun için üçlük dörtlük paketler halinde çözdürürdük. Şimdi embriyoları bir bir donduruyoruz. Tek bir embriyoyu tek bir seferlik donduruyoruz ve embriyolar çözüldüğü zaman da hemen hemen %99'a yakın sağlam çözülüyorlar. Dolayısıyla embriyo kaybı, dondurma çözmede hemen hemen hiç yok. Bunun yanında tabii bütün dünyada teknoloji de gelişiyor. Teknolojinin bize getirdiği embriyoskop denilen bir sistem kullanıyoruz. Aynen. Embriyoskop bizim eskiden embriyoları beklettiğimiz dolapların kameralı sistemi. Yani siz o embriyoyu hiç dışarıya çıkarmasanız bile, o kabinin başına hiç gitmeseniz bile, o sürekli embriyoyu kaydettiği için siz bebeği koyacağınız gün geldiğinde en sağlıklı embriyoyu seçebilme imkanınız biraz daha kolay oluyor. Ve aslında mesela siz bu embriyoyu yaparken yumurtayla spermi birleştiriyorsunuz, sonra dolaba kaldırıyorsunuz. Sonra koyacağınız gün geldiğinde bakıyorsunuz 7 hücreli, 8 hücreli, 9 hücreli kaç hücre ise onu diyorsunuz ki tamam bu güzel bir embriyo, içeriye verelim. Standartı bu. Ama embriyoskopta onun 8-9 hücreye gelene kadar nasıl bir yol kat ettiğini, hücrelerin ne zaman bölünmeye başladığını, ne zaman 2 hücreli, ne zaman 3 hücreli, ne zaman 4 hücreli olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla 8-9 hücreye ulaşana kadar o bebeğin başlangıcından itibaren hayatını görmüş oluyorsunuz. Daha iyi embriyo seçme imkanınızı arttırıyor. IMSI denilen bir sistem var. Kötü spermleri eleyip iyi spermlerin kullanılması için yapılan erkek bir şey. Erkek sınırında önemli bu da zannediyorum. Az embriyoyla gebelik elde etmeyi öğrendiğimiz için artık çok daha fazla doğal tedavileri seçebiliyoruz. Yani hiç iğne kullanmak istemiyorum diyen bir hastaya, tamam biz o zaman sana tedaviyi iğnesiz yapalım. Sadece hap kullanalım. Senin bir yumurtanı, iki yumurtanı büyütelim. Onlarla gebelik elde etmeye çalışalım gibi bir opsiyon sunabiliyoruz. Tabii bu böyle isteyen hastalar da var. Sadece bir iki yumurtası zor zar büyüyen hastalar da var. Onlara da iğne tedavisinden çok daha güzel bir alternatif olarak karşımıza geliyor. Çünkü kötü olan yumurtalıklarda iğne tedavisi, yumurta ver bana diye zorladığımız zaman bazen yumurtalık vereceğinden daha kötü de yumurta verebiliyordu. Artık hap tedavisiyle çok daha güzel yumurta elde edebiliyoruz. Özellikle yumurtası az olan hastalarda. Asıl olarak kullandığımız teknolojilerin en önemlileri bunlar. Peki. Şimdi hemen İlboğa ailesine döneceğim. Sevgili Hülya, seninle aslında sen hamileyken de bir röportaj yapmıştım. Ve o kadar duyguluydun ki bebeği herhalde hamilelikle ilgili de değil mi hocam? Hormonlar. Hormonlar da etkiliyor tabii. Kıymetli bebek 7 yıl sonra gelmiş. Kesinlikle. Bir anlatır mısın? Evlendin. Dünya evine girdin. Ay nasıl girdin? Dünya bunda mı konuşuyoruz? Evlendin, dünya evine girdin ve tabii artık aile olmak için, tam bir aile olmak için bebek istedin. Kesinlikle. O andan sonra neler yaşadın? Sonra Aret Kamar'la yolun nasıl kesişti? Bir anlatır mısın bize? Yani hemen zaten çocuk istiyordum. Dedim ki hemen olsun. Hemen olsun. Hemen olsun. Tamam. Çünkü yani hani ben çalışmak istemiyordum. Hani ben evleneceğim, yuva kuracağım. Anne olacağım. Anne olacağım. Başka hiçbir hayalim yoktu. Ama içimde bir korku vardı tabii. Ablamın da o sıra bebeği olmadığı için. Dedim herhalde hırsı bir şey var.
acaba olmayacak mı korkusu vardı. Sonra tabii 3 aylık evliydim. Ablanın kaç yılı olmadı bebeğim? Ablamın 11 yılı olmadı. Sen tabii yıl. Bundan etkilendin. Çok etkilendim. Yani ben evlenir evlenmez dedim ki ben kesinlikle hemen çocuk yani yapacağım. Ablama da baskı kuracağım. Kalkacağız yani beraber kalkacağız. Aa. Önce dedim ki ablama hadi dedim. Hani o biraz açıkçası muayene olmaktan bile korkuyordu. Hani benim kadar belki istiyordu ama hani kalkayım ayağa da ben tedavime başlayayım demiyordu. Şimdi bu çok önemli bir mesaj efendim. Evet, neden kesinlikle. Aileleri konuk ediyorum? Onlar da sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar. Türkiye'de birçok hanım da bey de efendim bunu bir ayıpmış gibi algılıyor. Oysa bu bir sağlık sorunu. Kesinlikle. Ve tedaviyle şöyle dünyalar gibi lokum gibi bir bebeğiniz olabiliyor. Değil mi? O nedenle mesela ablanın bu hani çekinmesi... Muayene olma korkusu. Ama. Tabii ki. Hani bu muayene olmayan herhalde bir vajinismus diyorlardı herhalde hocam. Evet. Muayene olma korkusu vardı. Hatta ilk Alet hocama gitmişti. Alet hocam da hani sen bir bu korkunu atlat ondan sonra gel demişti. Sonra ben tabii hani şey yapmadım. Sürekli baskı kurdum. Hani ben benim olmuyor tamam ama hani oldu ki benim oldu. Ben sana telefonda ben abla hamileyim cümlesini kuramazdım sonuçta. Hmm. Büyüksün, senin öncelik hakkın diye düşünüyordum. Hmm. Sonra eniştemi de ablamı da kendim aldım, kendim götürdüm doktora, tedaviye başlattım. Başladık tabii, tedavisine başladı. Tüp bebek tedavisine başladı. Hani artık yolunuz bayağı uzamış, 11 yıl beklemişsiniz artık beklemeyin. Tedavinize başlayın dediler. Başladılar. Maalesef yani ikinci de üçüncü de tuttu ama maalesef gebelik kaybı yaşadı. Ama sonuçta ablanın da bir evladı oldu tabii tedaviyle. Tabii ki. O da çok güzel bir sürpriz oldu. Yani tedaviyi bıraktı. Yani tüp bebekle hani ikizleri oldu, kaybetti. Sonra tekrar oldu, gene kaybetti. Ondan sonra tabii ben de korktum. Acaba hani bunu da mı yaşayacağız? Bir korku vardı. Nasıl sen olacak? Kaç deneme yaptın Hülya? 5 aşılama, 2. tüp bebek. 5 aşılama, 2 tüp bebek. Evet ve... Aynen ve hani yumurta ovülasyonu takibi diyorlar. Hani ilaçla kullanmayıp yumurta takibi onu da çok yaptım. Hani ben evlendim ilk 3 ayda hemen neden olmuyor diye başladım tedaviye. Peki 7 yıl tedavi aşaman mı sürdü? En son yani çünkü 5 deneme değil mi aşılama hocam çok ciddi bir süre gitmiştir herhalde. Evet çok. Allah'tan çünkü... geçmiş kızımız. Tabii arada şeyler de oluyor kopukluklar da oluyor. Aynen. Mesela aşılama oluyorlar gebe kalmayınca. Acayip moralleri bozuluyor. Evet, bir 5 ay 6 ay bir daha doktor yüzü görmek istemiyorlar. Sonra hadi bir gayrete geliyorlar bir daha deneyelim diyorlar. Aynen. Yine olmadığı zaman bir kere daha böyle tokat gibi patlıyor üstlerinde yine ara veriyorlar. O aşılamaların arası kaç gün? Aslında kaç bir ay? Bir ay ara verilse bile tamam. Yetiyor ama genellikle o moral bozuklukları işte ara vermelerin süresini birazcık uzatıyor. Çünkü hamile kalabileceklerine olan inançlarını yitiriyorlar. Allah. Aslında her zaman söylediğim gibi önemli olan inanmak. Hamile kalacaklarına inanırlarsa bir süre sonra uğraşa uğraşa çocuk sahibi olabiliyorlar. Çünkü aşılamanın da belli bir tutma şansı var biliyorsunuz. Tüp bebeğin de belli bir tutma şansı var. Hiçbir tedavi %100'e yakın sonuç vermiyor. Hı hı. Ama sabırlı olunursa bugünkü teknolojide eğer kadının yumurtası varsa ve erkeğin yeterli spermi de varsa ve rahim de doğurmaya müsaitse ki bunları zaten bir bakışta hemen hemen görüyoruz. Ondan sonrası sadece sabredip uğraşmaya kalıyor. Peki şimdi Hülya'nın özel bir durumu var. Dondurulmuş değil mi hocam? Evet. Embriyodan aslında hamile kalmış. Evet. Evet. Değil mi? Biraz devam edelim tedavine. Aşılamalardan sonra dedin ki ben artık tüp bebek tedavisi olmak zorundayım. Evet yani dediğim gibi hani ablamda da o kayıpları yaşadığı için tedavisi bayağı bir uğraştırdığı için bizi kayıplar oldu. Sonra ablam ara verdi dedi ki ben biraz çalışacağım kendimi toparlayacağım dedi. Sonra bir baktık pat diye ablam 3 aylık hamile sürpriz yumurta oldu bize tabii. Ondan sonra dedim Hülya tamam hani bu olduysa artık hani en azından ablamdan kurtuldum. Hani onu ağlamayayım artık kendime ağlayayım dedim. Ablamın bebeğini kucağımıza aldığımızdan sonra dedim ki Hülya artık bekleme. Hani çok şükür önümdeki engel kalktı. Hani en azından ben de hamileyim deyip sevinebileceğim. Çünkü önümdeki engel ablamdı. Hani ona hamileyim diyemezdim. Sen duygulanıyorsun yine. Her zaman olduğu gibi. Ağlamayalım. Aynen. Evet. Şunu soracağım. Tedaviye başlamadan önce özellikle tedavi işlerin diyaloğu değil mi hocam? Çok, çok önemli. Kesinlikle. Sonuçta bu birlikte bir problem aşılacak olan. Böylesine güzel bir bebek de birlikte sizin ürününüz. Tabii sizin ki. Meyveniz.
Eşinle dayanışman nasıldı? Çünkü zannediyorum eşin de bir takım operasyonlar, bir takım tedaviler geçirdi. Evet. Neden soruyorum? Efendim beyler bu konuyu konuşmayı, hatta tedaviyi bile reddediyorlar. Değil mi Hikmet Bey? Ya, doğrudur, aynen. Yani bu konuda aslında çekinecek hiçbir şey yok. Gerçekten daha böyle duyarlı olmak lazım. Sonuçta bu isteyerek yaşadığımız bir şey değil. Biz bu süreci beraber yaşadık. Beraber atlatmamız gerekiyor diye düşünmek lazım. Beylere seslenelim burada. Elimden geldiği kadar tabii eşime ben destek olmaya çalıştım. Biz bu süreci tabii ki beraber yaşadık. Beraber bu zorlu yollardan geçtik. Çok şükür bugün sayın doktorumuzla beraber mutluyuz. Çok şükür. Ne güzel. Aynen. Peki Hülya'cığım, aşılamadan sonraki aşamada ilk Aret Bey'le mi görüştün yoksa başka merkezlerle mi görüştün? Yok, ilk aşılamada ben hani bulmuştum bir doktora gitmiştim. Bana demişti ki hani başladı, yani bütün tahlillerimiz yapıldı. Tiroid hastası olduğum çıktı ortaya. Bana dedi ki hani ilk 3 ay hatta dedi tiroidin dedi dikkat etmen gerekiyor, ilaç kullanman gerekiyor. Ondan sonra dedi başlayalım tedavinize dedi. Evet. Sonra başladık. İlk aşılamamıza başladık. Aşılama baktım tabii ki olmadı, ilk tutmadı. Sonra dedik tamam bir daha deneyelim. 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu. Dedim tamam artık ben aşılama... Bir virgül koyalım oraya. Tabii. Hocam tiroid hastası hanımlar, bu etkiliyor mu kısırlık tedavisini, tüpebek tedavisini? Etkiliyor. Gebeliğin gidişini de etkiliyor, yumurtayı da etkiliyor. Aslında vücutta her şeyi etkiliyor. Çünkü tiroid hormonu vücudun çalışmasını düzenleyen, vücuttaki her şeyi düzenleyen bir hormon. Tiroid hormonu fazla salgılandığında vücudun çalışması hızlanıyor. Tiroid hormonu az salgılandığında bütün organların çalışması, aldığımız nefes, kalbimizin atışının hızı bile değişiyor, azalıyor. Dolayısıyla gebeliğin de gidişi bozulabiliyor. Dolayısıyla tedaviden önce bizim tiroid başta düzeltmemiz gereken durumlardan bir tanesi, normal ötiroid dediğimiz hale gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde şeker de öyle. Şeker hastalığı da gebeliğin gidişini etkileyen bir durum. Onun da düzeltilmesi gerekiyor. Onun için biz tedaviden önce bütün çiftlere ilk önce sağlıklarıyla ilgili gebe kalmalarını engelleyecek ya da gebeliğin gidişini etkileyebilecek bir durum varsa onları bir güzel tahlillerini yaparız ve ondan sonra onların ilk önce varsa problem düzeltilmesini isteriz. Ondan sonra tedaviye başlarız. Evet, ben telefonları yinelemek istiyorum efendim. Aret kamera sorularınız varsa 0530-040-70-05 ve 06'dan arayabilirsiniz canlı yayınımızı. Peki hocam, şimdi dondurulmuş embriyodan aslında Hülya hamile kalıyor. Evet. Birçok insan şöyle zannediyor. Dondurulmuş embriyodan efendim hamile kalma olasılığı daha düşük ya da o bebekler farklı olacak mı? Biraz anlatır mısınız bunu? Şimdi dondurulmaya karşı genelde bir reaksiyon var. Tüp bebek tedavisinde biz biliyorsunuz yumurtalık rezervi olan hastalarda iğneler yapıyoruz ve o iğnelerle bir sürü yumurta büyütüyoruz. Tabii normalde bir yumurtanın İnsan vücudunda yumurta büyürken bir yumurtanın salgıladığı hormon farklı. Bir kadından 20 yumurta alıyorsanız 20 yumurtanın salgıladığı hormon farklı. Sonra siz yumurtaları topluyorsunuz. Yumurta toplanırken o yumurtaları dışarıya almanızla beraber o hormon seviyesi, 20 yumurtanın salgıladığı hormon seviyesi bir anda pat diye aşağı düşüyor. Vücutta bir hormon balans bozukluğu oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında yüksek hormon seviyesi, sonra bunun birdenbire düşmesi, rahim içinin bebeği tutan kısmın orijinal halini birazcık bozuyor. Dolayısıyla aslında taze denemede gebelik şansı birazcık daha donmuşa göre daha az oluyor. Neden? Çünkü bu hormonal değişiklikler var. Ama siz bu embriyoyu bu yumurta tedavisinden sonra topladığınız bebekleri ve embriyoları saklar da bir sonraki ay, normal bir ay içerisinde, bir yumurtanın büyüdüğü bir ay içerisinde koyarsanız rahimin içi çok daha fizyolojik bir halde oluyor ve gebelik şansı aslında artıyor. Eskiden dondurulmuşlara karşı gerçekten bir reaksiyon vardı. Ama artık insanlar dondurulmuş embriyolarla gebe kalmaya başlaya artık neredeyse hastaların bir kısmı embriyolarının dondurulabileceğini biliyorlar. Ve aslında bizim için süreç uzuyor tabii. Normalde bir hastanın yumurtasını toplayıp hemen 2 gün sonra embriyoyu koymak bizim için de daha kolay. Ama bir ay takip yapıyoruz. Ondan sonraki ay embriyo koymak için uğraşıyoruz. Süreç uzuyor ama gebelik oranları çok çok daha fazla oluyor. Efendim Hülya Dörtyaka hattımızdaymış. Günaydın Hülya Hanımcığım, iyi pazarlar.
Hülyan Hanım. Günaydın. Günaydın. Efendim sorunuzu alalım. İyi pazarlar. Siz de mi bebek İyi istiyorsunuz? İyi pazarlar. Evet, ben de bebek istiyordum. Hı. Yalnız ben doktora gittiğim zaman ben 5 yıldır evliyim. Hı. Benim adet görmemezliğim var yani. Adet görmüyorum ilaç kullanmadan. Çok tedavi denedim ama başarısız hep. Tüp bebeğe başvurdum. Oradaki doktor da yumurtalarımın olmadığını ve bir de yumurta aklının ben bahsetti, çocuğum olmayacağını söyledi. Bunun için ne yapabilirim? Başka tedavi uygulayabilir mi hocam? Peki Hülya Hanımcığım, hoşçakal. İnşallah Allah size de bu dünyalar güzeli lokum bebek gibi bir bebek nasip eder. İnşallah. Olur mu? İnşallah. Hocam buyurun. Şimdi adet görmeme problemi birkaç şeyden olabiliyor. En az gözükeni Allah'tan rahmin hiç olmaması durumu doğuştan olmayabiliyor. İkincisi yumurtalığın çalışmamasından kaynaklanabiliyor. Yumurtalığın çalışmaması iki şekilde olur. Ya beyin biliyorsunuz yumurtalığı uyarıyor. Beyin yeteri uyarı yapmıyordur. Aslında yumurtalıkta bir sürü yumurta vardır ama beyin uyarmadığı için yumurta çıkmıyordur. Kadın da adet görmüyordur. Bunu nasıl anlıyoruz? Hormon testi yapıyoruz. O FSH, LH denilen hormonlar. FSH'ya baktığınız zaman çok düşük seviyede görüyorsanız bu beynin yumurtalığı uyarmadığı anlamına gelir. Bunlar da kolaydır. Siz dışarıdan ilacı verdiğiniz zaman yumurtalar büyümeye başlarlar. Çünkü yumurtalık normaldir. Hiç adet görmeyen bir kadın bir sürü yumurta üretir ve onlarla güzel de gebe kalabilir. Diğer bir adet görmeme durumu polikistik overlilerin bir kısmında olur. Onlarda da biliyorsunuz yumurtalıkta bir sürü yumurta olduğu halde yumurtalık yumurta üretmemektedir. Onlarda da hormon seviyeleri normal çıkar. Normal çıktığı zaman siz de yumurtalığı zaten ultrasonda görürsünüz. İğnelerle uyarırsınız. Yine yumurta çıkar. Yine gebelik olur. En zor ve hatta imkansıza yakın olan durum hiç adet görmeyen ve hormon seviyeleri de o FSH filan seviyeleri de yüksek olanlardır. Bunun anlamı şudur. Beyin yeteri kadar uyarı yapıyordur. Ama yumurtalık o yüksek FSH seviyesine rağmen yumurta vermiyordur. Yani yumurtalığın içinde yumurta kalmamıştır. Bu bazen yaşlı olan anne adaylarında oluyor. Bazen de genç yaşlarda, maalesef genç yaşlarda oluyor. Yani doğuştan az yumurtayla doğanlar ve o yumurtayı tüketip yumurtasız kalanlar. Bunların anlattıkları genellikle şudur. İşte ben genç kızlık döneminde birkaç kere adet gördüm. Ondan sonra adet kesildi. Şimdi onlarda gecikmeli adet görenler var. Hani 2 ayda bir, 3 ayda bir bir yumurtayı zor zor büyütenler var. Onlarda biz uğraşıyoruz. 2 ayda da olsa, 5 ayda da olsa bir yumurta büyüyse o yumurtayla onları gebe bırakmaya çalışıyoruz. Evet. Ama hiç yoksa çare yok. Bir beyefendi hattımızda. Veysel Bey günaydın. Buyurun hemen sorunuzu alalım. İyi pazarlar. Günaydın efendim. Şimdi eşim tabii bizde 2 tane çocuğum var yani sonuçta. Allah gökse herkese başlasın. Onun üzerinde başlasın. Şimdi benim eşim New York'tan ameliyat edildi. Ve biz tedavi de görüyoruz. Yaklaşık 29 senedir. Anlayabiliyor musunuz hocam? Veysel Bey biraz daha tane tane ve yüksek sesli anlayamadığımız... Miyomdan ameliyat edildiğini anladım. Miyom doğrudur. Doğrudur hocam, doğrudur. Miyomdan ameliyat edildi ve son 9 senede tedavi görüyoruz. Ama bu son bir hafta önce aldığımız tedavilerden dolayı %2 diyor. Kaç yaşındaysınız? Zaman, hanım kaç yaşında Veysel Beyciğim? Şimdi kimlikte büyük yazılımlara göre 45 yaşına geliyor ama sonuçta yaş olarak, ana yaş olarak küçüktür yani. 45 değil de diyorsunuz ki 3-5 yaş küçük mü? Doğrudur efendim. Peki siz şimdi bu tedaviyi nasıl yaptınız? Biz nasıl bebek sahibi oluruz? Bunu soruyorsunuz. Evet şimdi %2 olduğunu söylüyor bize. Biz ne yapalım yani buna? Peki. Biz ne diyelim yani? Bir bilgi almak istiyorum. Peki efendim. Hoşça kalın. Hocam buyurun. Şimdi yaş tabii çok önemli. 45'li yaşlardan sonra gebelik hemen hemen yok denecek kadar az. Ama özellikle doğuda doğanlarda böyle bir başkasının nüfus kağıdının yerine yazdırma ya da biraz geç yazdırma gibi durumlar oluyor. Eğer böyle bir şey söz konusuysa yani hanım abla 40, 41, 42 yaşlarındaysa hala bir gebelik şansı vardır. Ya biz böyle oran vermeyi çok fazla sevmiyoruz. %2 neye göre söyleniyor? Yani %2 demek hani bir insana sen deneme demek gibi bir şey. Bir kadının yumurtası varsa
Ve o yumurtadan yumurta iyi çıkıyorsa ve o yumurtayla spermi içine koyduğunuzda bir embriyo oluşuyorsa, kadının yaşı da 45'leri falan bulmadıysa mutlaka bir çocuk şansı vardır. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum. Yani 40 yaşında bir kadının şansı gerçekten genç bir kız gibi değildir. Mümkün değildir ama o da %10 şansı varsa mesela bir daha dener, bir daha dener, bir daha dener. Onun da bir çocuk sahibi olma şansı olur. Dolayısıyla yaşı büyük olanlar hamile kalmaz diye bir şey yok. Böyle bir kural yok. Kesinlikle yok. Yaşı büyük olanlar hamile kalmak için biraz daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirler gibi bir şey var. Lazım. Kesinlikle. Ama 45'ten sonra gerçekten çok az. Mesela Hülya genç olmasına rağmen, evet efendim benden bir kaza. Ben bebeği de biraz alacağım. Bu güzel bebeği Hülya kavuşmak için umudunu yitirmedi. Sandalyede. Evet. Sandalyede döndü. Stüdyonun altını üstüne getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ederim. Şimdi Hülya'cığım, umudunu yitirmedin ve sonuçta bu güzel bebeğe sahip oldunuz maşallah, evet, diyelim. Teşekkür ederim. İkinci denemede ama değil mi bebek, evet, tüp bebek denemesinde. Neler yaşadın? Yani o hamile olma anı, öğrendiğin an, tedavi, neler yaşadın? Bir anlatır mısın bize? Neler yaşadım? Yani dediğim gibi aşılamalardan sonra Aret hocamın merkezine gittim. Hani dedim ki ben artık hocam tedaviye başlamak istiyorum. Arif Bey nereden tanıyordun? Tavsiye de oldu. Tabii kendim de araştırdım ve bu zamana kadar yani açıkçası ben hani güler yüzlü bir doktor istiyordum. Neden yani, bu önemli? Hanım yani için çünkü önemli mi bu? Çok önemli. Zaten hani psikolojik olarak bitmişsin. Güler yüz bekliyorsun ki sen rahat rahat hani tedavine başla. Hani karşı tarafta böyle somurtkan olunca açıkçası hani şey yapamıyorsun yani gücün kalmıyor. Aret hocamın merkezine gittim. Dedim hocam işte biz artık ne gerekiyorsa başlayacağız tedavimize. Hocam da sağ olsun tabii bana dedi ki Hülya sen çok yıpratmışsın kendini, toparla dedi. Hani öyle bu miydi kadar hocam? Hülya'nın morali bozuktu bir kere ya. Çok keyfi yoktu. Yani çok mutlu. Dokunsan ağlayan bir durumda. Evet. Orada bana zaten hocam silkelen demesiyle hani bir toparla kendini. Hani bu kadar kendini yıpratma Hülya dedi. İlk önce bir toparlan dedi. Seni güçlü göreyim dedi. Tamam hocam dedim. Tabii ben o çok büyük umut oldu, moral oldu. Başladık tedavimize. Yani ilk denememize başladık. Her şey çok güzeldi. Kontrollere gidiyorduk. Tamam. Sonra ilk denememiz maalesef olumsuz oldu. İkinci deneme için hani bekledim ben. Dedim ki hani ya yine hayal kırıklığı olursa. Çünkü dediğim gibi 5 aşılama ve birinci tüp bebekte olmayınca bu sefer eşim dedi hani gidelim. Tekrardan hemen dedi deneyelim dedi. Ben olur mu olmaz mı dedim ki hani benim gücüm yok. Beyefendi sizi ama çok motive etmiş değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben o an hani açıkçası ben gitmeyecektim. Hani birkaç ay daha hani belki eve oturup da bu sefer kendimi kapatıp da ağlayacaktım. İyi tamam. Ki dinlemişim. Demek ki motivasyon önemli. Kesinlikle. Eşlerin birbirine desteği çok çok önemli. Sonra gittik tabii hocama da dedim hani hocam da bana dedi ki Hülya dedi eğer hani moralin iyiyse başlayalım. Kendini toparladıysan. Neden hocam? Neden? Ya şimdi bizim en çok üzüldüğümüz ve canımızı sıkan durum Hülya'nın yaşadığı gibi gebe kalmadığı zaman bütün ümidini yitirip tedaviye devam etmeyenler. Çok İnsanlar, mu var hocam çok hastanız? Çok var maalesef. Tabii biraz maddi imkansızlıklar o da var. O da etkiliyor, evet. Ama mesela bir tedavi yapıyorsunuz. Kadının yumurtası çıkıyor, embriyolar da iyi. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani bir embriyonun dışarıda kaç hücreli olduğu çok önemli değil. Önemli olan embriyoyu içeriye verdiğiniz zaman o embriyonun içeride siz verdikten sonra büyümeye devam edip sağlıklı bir gebelik oluşturması. İşte bunu bilmiyoruz. Onun için bunu bilmediğimiz için biz sadece koyduğumuz gün embriyonun şekline, şemaline bakıyoruz. Tamam bu iyi değil deyip içeriye atıyoruz. Ama onların belli bir gebelik getirebilme ihtimalleri var. Yani bir kadın embriyo transferi yapıldığı zaman gebe kalmazsa eğer bu onun hiçbir zaman gebe kalmayacağı anlamını taşımıyor. Dolayısıyla bizim çok var öyle mesela deniyorsun koyuyorsun çok güzel bir embriyo gebe kalmıyor hasbelkader. Tamam. Sonra bir gidiyor bakıyorsun 3-4 sene sonra gelmiş. Bu sefer yumurta azalmış. Bu sefer deniyorsunuz embriyoları da eskisi kadar iyi olmuyor. Kadına yani kendi kolay durumunu zorlaştırıyor. Evet. Dolayısıyla moral olduğu zaman ve hamile kalacaklarına inandıkları zaman ve biraz da sabırlı oldukları zaman hamile kalabilecek olan zaten uğraşıyor hamile kalıyor.
tedavi olmayanlar, tedaviye ara verenler, yaşını geciktirenler genellikle çocuksuz kalıyor. Evet. Ara vermemek lazım, morali sağlam tutmak. Evet, Hira, Ahmet amca hattaymış. Bak seni bir... Evet şöyle, Ahmet Bey günaydın. Ahmet Bey. Hattımızda değil herhalde izleyicimiz değil mi şu an? Düşmüş hattımızdan. Şimdi çok özet konuşmak zorundayız. Süremiz bitiyor birazdan. Tabii. Tedavi devam etti ve ikinci denemeyi yaptınız. Evet. Dondurulmuş embriyo alındı, morali de düzelttin. Aynen. Ve transferin yapıldı. Aradan 12 gün geçiyor değil mi hocam? Evet. Ve o anı bir anlat bize. Ben o anı... O fıstık nasıl oldu? Hadi. Dediğim gibi hani evime gittim. Yani evimden çıktım zaten annemlere gittim. Dedim evi kapattım. Annemlere hani hocamın merkezine yakın olduğum için. O bekleyiş zaten bir ölüm. Ben 12 gün beklemedim açıkçası. 11 Kaç? Gün. 11 öyle gün mi? Bekledim. Zor yani, bekledim diyor. Evet. Bizim Ceren hemşiremizi aradım. Dedim ki hani bir gün fark eder mi? Yok dedi fark etmez. Hani çünkü dedim ki ya olmadıysa tutmadıysa ben boşuna yine yapmayayım bari dedim. Sabah erken saatinde gittim. Merkeze kan verdim. Emzini ver canım. Merkeze kan verdim ama hani açıkçası olumlu beklemiyordum. Merkeze kan verdim. Dedim ki yani o gün ne eşim, ne annem, ne kardeşim hiçbirinizi istemiyorum. Çünkü konuşacak durumda değildim. Hani çok gergindim. Kimsenin kalbini kırmak istemediğim için. Merkeze gittim, kan verdim. Sabah 7'de gittim. Yani oralarda dolaşıyorum ki merkez açılsın da ben kan tahlilimi yaptırayım. Sonra merkezde beklerken tabii o kadar gerginim ki annem geldi. Dedim... Ben bu kadını... Çok az vaktimiz var. Tamam. Bir hanımefendi de hatta. Eve gittim. Hani ev merkezde beklemeyeyim dedim. Sonra Ceren hemşire sağ olsun aradı. Orada film koptu zaten. Hülya Hanım heyecan var mı sorusu koptu. Yani hani olmadıysa niye bana öyle desin? Yani orada zaten diz çöktüm. Dedim çok şükür. Artık oldu. Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Evet Aret hocamı da zoomlayabilirsiniz. Hülya da ağlıyor. Aret hocam da ağlıyor. Biz bu sahneyi her zaman geçiyoruz. Evet hocam yani. Hülya Hanım da biliyorum. Evet hocamı da bilmiyorum ağlattık pazar sabah ama bunlar mutlu ağlamalar evet, hocam. Kesinlikle. Bunlar güzel, güzel ağlamalar hakikaten. Efendim Ayşe Hanımcığım günaydın. Günaydın. Sorunuzu alalım mı? Çok kısa vaktimiz kalmış. Buyurun. Tamam. Hocamıza sadece şunu sormak istiyorum. Eşimle biz de tüm işlemleri yaptırırken şöyle tüm kontrolleri yaptırdık, hepsi normal çıktı, herhangi bir sıkıntı yok. Bir kez aşılama yaptık, o da olumsuz oldu. 27 yaşındayım şu anda. Kimisi tüp bebek için daha erken diyor, kimisi yaptırın diyor. Yani biraz kararsız açıkçası. Kaç yıllık onu evlisiniz? 4 yıllık evliyiz ama 2 yıldır çocuk istiyoruz. 27 yaşında. Evet. Şimdi böyle bütün tahlilleri normal çıkanlarda biz daha çok tüp bebek taraftarı oluyoruz. Aslında insana ters geliyor. Biz aşılama ekimi yapıyoruz. Spermi sayısı düşük olanlara daha çok spermi alıp içeriye koyalım diye yapıyoruz. Yumurtlaması bozuk olanlara, hani düzensiz adet görenlere yumurtlamayı düzeltelim, spermi de içeriye koyalım diye yapıyoruz. Tek tüpü kapalı olanlara, hani bu kadıncağız kapalı tüpünün olduğu taraftan yumurtluyordur belki deyip iğne tedavisi yapıp aşılama yapıyoruz. Daha önce endometriozis ya da herhangi bir cerrahi geçirenlere de şansı arttırmak için sizi alalım, Hikmet Bey, isterseniz aşılama tedavisi yapıyoruz. Ama düşünün ki bir çift bütün tahlilleri normal çıkıyor. Yani sperm normal, kadının yumurtlaması normal çünkü düzgün adet görüyor. Ve rahim filmi de normal. Şimdi bunlar ilişkiye girdikleri zaman zaten bir belli bir gebe kalma şansları var. Eğer evlilik bir yıllıksa ya da 6 aylıksa evet. Ve çift acele ediyorsa aşılama denenebilir. Ama 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ilişkiye girilmiş düzgün bir evet. ilişki hayatları var ama bebek olmadıysa düşünün kadın ayda bir tane yumurta atıyor. 4 yılda 48 kere yumurtlamış. 48 tane yumurtayı spermler bulamamış. Demek ki spermlerle yumurtaların içeride bizim görmediğimiz bir buluşma problemi var. Onlarda daha çok aşılama değil tüp bebek evet. tedavisini tercih ediyoruz. Doktor Aret Kamar çok teşekkür ediyoruz. Sizi yine ağlattık. Pazar pazar yapılmaz mı? Pazar yine ağlattım. Ben de çok vicdansım. Hülya'cığım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, bebeğimiz teşekkür artık 35. dakikada isyan etti. Bırakın gidiyorum dedi. Hikmet Bey'e ve Hira'ya da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aile çok olmak çok güzel. Kesinlikle. O nedenle hocam siz de iyi ki varsınız. Böyle yüzler gülüyor. Biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür sağ olun. Var. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı 6 Haziran'da 9.15'te yeniden sizlerle oluncaya dek. Efendim, hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.